Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Alaaddin 61 ve karşınızda yepyeni Volkswagen Passat. Dünya üzerinde 30 milyon tane satıldı toplamda ve gördüğünüz gibi duruşu çok ama çok güzel bana sorarsanız. Bu gördüğünüz aracın rengi yenidir. Yeni renk seçenekleri var. Adı Aquamarine Mavi. Bu gördüğünüz araçta ayrıca Elegance Business R paketi var. Bu ne demek arkadaşlar? En dolusudur. Highline artık yok. Business var, Elegance var. Bir de Business Elegance R var arkadaşlar, en dolusu. Gördüğünüz araçta değişik R-Line ön tamponumuz var. Hava girişleri daha büyük. Jantları değişik, marşpiyeller değişik ve arka tampon da değişti. Ve çok sayıda yenilikler var. Bunlardan bazılarını şimdiden anlatayım. EQ Light sistemi var. Farlar yenilendi. Arka stop lambalar LED. Ayrıca içinde de bayağı değişiklikler var. Active Info Display çok daha güzel şimdi. Discover Pro sistemi de değişti. Bu videoda neler yapacağız? Dışının detaylarını sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra içinin detaylarına bakacağız ve tabii ki test sürüşüne geçeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Beğenirseniz size çok daha yeni arabalar ve lüks arabalar tanıtmaya devam edeceğim. Hollanda Breda'dan selamlar. Şimdi de yakından inceleyelim yeni nesil Passat'ı. Gördüğünüz gibi panjuru biraz daha genişledi bir önceki nesile göre. R-Line logosunu görüyorsunuz. Çünkü bu en lüksü Business R Elegance diye geçiyor. Far sistemi yenilendi. EQ Light sistemi demiştim. Gördüğünüz gibi gündüz ışıkları da değişti. LED Matrix sistemidir arkadaşlar. Otomatik uzunlar sistemi, viraj aydınlatması da var. Viraj aydınlatması ön tamponda yer alıyor ve LED'tir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tampon da değişik bu yeni kasa için, makyajlı kasa için. Hava girişleri daha büyük ve siyah detaylar parlak siyah renktedir. Ve ayrıca Volkswagen ambleminin arkasında radar var arkadaşlar, adaptif hız sabitleyici için. Öndeki araca göre fren yapıp hızlanabiliyor. Ayrıca şerit takip de var. Ayrıca otomatik fren sistemi de var. Bu araç şimdi 210 kilometreye kadar kendi yolda otobanda gidebiliyor arkadaşlar. Bu da yeni. Gördüğünüz gibi krom detaylar devam ediyor. Krom detayları çok seviyorum bu araçta. Aracı daha lüks gösteriyor bana sorarsanız. Ve tam bir aile aracı. Çok pratik, geniş, güvenli ve güzel görünümlü bana sorarsanız. Ve teknolojik özellikleri de üst seviyeye çıkarıldı bu nesilde. Mavi renkli arabaları çok beğeniyorum ve bu yeni nesilde Aquamarine Blue hakikaten çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi R-Line olduğu için çamurlukta bir R-Line logomuz var. 18 inç jantlarımız var. Business R'a özel ve farların çok alçakta olması aracı çok daha dinamik ve spor gösteriyor. Özellikle R-Line ön tamponu çok beğendim. Aynalar otomatik katlanıyor. Kör nokta uyarı sistemiyle alabilirsiniz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var bu araçta. Yani kumanda cebinizde olduğu zaman aracı açabiliyorsunuz veya kilitleyebiliyorsunuz kapı koluna dokunduğunuz zaman. Ve Volkswagen'de bayıldığım başka bir şey ise panoramik cam tavanların çok geniş olması. Geriye doğru açabiliyorsunuz veya havalandırma pozisyonunu alabiliyorsunuz. Aynı şimdiki gibi. Krom detaylar var camların etrafında ve aşağıda gördüğünüz gibi kapılarda. Ve arka camlar daha koyudur fabrika çıkışı. Arka bölüme baktığımız zaman gördüğünüz gibi Passat logosu şimdi ortada yer alıyor. Bence çok daha güzel görünüyor. Bunu çok önceden yapmaları lazımdı. Geri görüş kamerası da var. Volkswagen ambleminin altından çıkıyor. Böylece her zaman temiz kalıyor. Stop lambaları da yenilendi. Gördüğünüz gibi aracı sürdüğünüz zaman bu şekilde yanıyor. Frene bastığınız zaman şekil değiştiriyor. Üst kısımlar yanıyor. Volkswagen bunu niye yaptı? Arkadan gelenlerin dikkatini çektiği için ve daha iyi olduğunu düşünüyor Volkswagen. Bence çok mantıklı bir düşünce. Arka tampon da değişti. Egzoz çıkışları 4 tane kromdan oluşuyor gördüğünüz gibi. Ama egzozlar gerçek değil. Gerçek egzozlar aracın altında. Böylece daima temiz kalıyor egzoz çıkışları bana sorarsanız. Bagaj açma aynı. Otomatik bagajla alabilirsiniz bu aracı yine. Ve diffuser kısmı artık parlak siyah renktedir. Bu gibi küçük detaylar aracı çok daha lüks ve güzel gösteriyor bana sorarsanız. Ayrıca bu araçta otomatik park etme seçeneği de var arkadaşlar. Yani dop dolu bir araç.
ve yeni nesil Volkswagen Passat'ın sürücü koltuğundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direksiyonu değiştirdiler. Bizi dinledi Volkswagen gördüğünüz gibi. Altı düz R logolu çok güzel bir direksiyon karşımızda. F1 vites kolları var, aydınlatılmış. Adaptif hız sabitleyici düğmeleri burada. Sesle komut verme sistemi var. Ve gördüğünüz gibi Active Info Display yenilendi. Kalitesi en üst düzeye çıkarıldı. Ve 3 tane kadran var. Bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü arkadaşlar. Şu kadran yeni arkadaşlar. Ve çözünürlüğü inanılmaz güzel. Yanda yakıt. Burada da motor suyu sıcaklığı var. Direksiyonu çok beğendim. Çok iyi bir iş çıkardı Volkswagen. Ve gördüğünüz gibi katlanan aynalar var. Otomatiktir. Karartan aynadır ayrıca. Altında LED aydınlatma var. Bu araçta tamamen LED kullanılmış. LED aydınlatma kullanılmış. Ambiyans aydınlatma ile alabilirsiniz. Eşya gözleri gayet büyük, yeterli. Şurada bir eşya gözümüz daha var. Otomatik farlarımız var. Otomatik sileceklerimiz var. Discover Pro sistemi de yenilendi. Onu da birazdan göstereceğim. Hız limitini gösteren bir sistemimiz var. 210 kilometreye kadar bu araç kendi şeridi takip edebiliyor ve öndeki aracı takip edebiliyor arkadaşlar. Çok sayıda yeni sistemler var. Şimdi detaylara bakalım. Koltuklar aynı. Highland gibi gördüğünüz gibi. Beyaz iple işlenmiş. Ortası akantara, yanları deri. Fiyana deriyle de alabilirsiniz arkadaşlar. Kol dayama var. Ayarlanabilir. Yükseklik ve derinlik ayarı var. Eşya gözü aynı. USB girişimiz var. Burada bardaklıklarımız var. Kapağı da var gördüğünüz gibi. Elektronik el freni, auto hold, rampa desteği. Elektrik soketimiz var. Şuraya kumandayı koyabilirsiniz. 7 ileri otomatiktir arkadaşlar. Start stop kapatma düğmesi. Burada da park sensörlerimiz var. Otomatik park sistemiyle aldığınız zaman şurada ekstra bir düğmemiz oluyor. Start düğmesi burada. Ve kablosuz şarj sistemi yeni arkadaşlar. Telefonunuzu buraya koyduğunuz zaman otomatikmen şarj oluyor. Bu da çok güzel bir sistem. 3 bölgeli klima sistemiyle alabilirsiniz. Standart olarak çift bölgelidir. 3 tane ayar var ısıtmalı koltuk için. Discover Pro sistemi yenilendi. Çevirmeli düğme yok ses ayarı için. Dokunmatiktir. Bence çevirmeli düğme kalsaydı daha iyi olurdu. Navigasyon sistemi yenilendi. Ve gayet hızlı seri çalışıyor gördüğünüz gibi. Ana menüsü bu şekilde el işaretiyle sağa sola kaydırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ana sayfası bu şekilde. Ana menüsü bu şekilde iki sayfadan oluşuyor. Güvenlik sistemleri çok sayıda. Yardım sistemi, adaptif hız sabitleyici, otomatik fren, şerit takip, levaları okuma. Uykunuz geldiği zaman sizi uyarıyor. Araç ayarları, app. Gördüğünüz gibi Apple CarPlay var. Bu şekilde arkadaşlar uygulamalar var. Kişileri kaydedebilirsiniz. Ve saat gitti. Gördüğünüz gibi aydınlatılmış Passat yazısı geldi yerine. Bence saat çok güzeldi. Silecekleri otomatik demiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Ve bu araçta R-Line paketi olduğu için antrasit siyah tavanımız var. Ve panoramik cam tavan gayet geniş. Ve açılabiliyor gördüğünüz gibi. Gözlük bölümümüz var. SOS ilk yardım düğmemiz var. Kaza anında ona basıyorsunuz ve bilgilerinizi veriyor yetkili kişilere. Bu şekilde tamamen LED aydınlatma var bu araçta demiştim. Güzel olmuş. Tasarımı zaten çok güzeldi. Fazla bir değişiklik yok. Direksiyon haricinde ve ekran haricinde. Kapı döşemesinin deseni, tasarımı değişti. Koltuklar uzatmalı, baldır desteği var. Panoramik cam tavan çok geniş, hoşuma gidiyor. 1.83 boyum var ve kalan mesafe şu şekilde. Kafam kesinlikle tavana değmiyor. Şurada 3 bölgeli klimamız var. Burası aynı. 3 kişi çok rahat oturabilir.
Kol dayama var. 2 tane bardaklık, 2 tanesi büyük. Bir tane küçük bardaklığımız var. Isofix koltuklarımız var. Desen değişti gördüğünüz gibi. Eşya gözleri aynı. Gayet yeterli, büyük. Tam bir aile arabası. Ve yeni Passat'ın test sürüşüne geçtik arkadaşlar. O direksiyon gitti artık. O yorum yaptığınız, o beğenmediğiniz direksiyon gitti artık. Yeni direksiyon karşınızda dediğim gibi. Öncelikle aracın verilerini paylaşayım sizlere. Bu araç 1.5 TSI 4 silindir benzinli motordur arkadaşlar. 150 beygir gücü üretiyor. 250 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanması 8.4 saniye. Maksimum hızı 215 km saatte. 7 ileri otomatik şanzımana sahip. Yakıt tüketimi ise 5.4 litre 100 km'de. Ve ortalama dediğim gibi 5.4 litre. Uzun yolda 4.4 litre ve şehir içi de 6.2 litre yakıyor arkadaşlar. Test için bayağı zorladım. 7.5 litreden 8 litreye falan çıktı. O da gayet normal. Şimdi birazdan otobana çıkacağız arkadaşlar. Yanlışlıkla sinyal verdik orada. Size en iyi yolu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar test için. Şurada bir hızlanma yapalım. Spor modunu aldık. 40, 50, 60, 80, 90 ve 100'e çıktık arkadaşlar. Yani 1.5 TSI ama kesinlikle hızlı bir araç arkadaşlar. Yani yetersiz kalmıyor sollamalarda falan. Gayet başarılı. 1.6 dizeli de var. 2.0 dizeli de var. Ayrıca 2.0 TSI yani benzinlisi de var. 4 4 motion yani 4 çeker sistemli de alabilirsiniz bu yeni nesil Passat'ı. Sadece araca yüklendiğiniz zaman bayağı bir ses çıkartıyor motor. O da gayet normal. 1.5 litreden 150 beygir gücü çıkartıyor Volkswagen. Bu da gayet başarılı bana sorarsanız. Gördüğünüz gibi hız limitini gösteriyor size. Yani 80'lik bir bölgedeyiz. Ayrıca bu araçta adaptif hız sabitleyiciyi açtığınız zaman kendisi levaları okuyup kendisi hız limitine uyuyor arkadaşlar. 210 km hıza kadar şerit takip ve öndeki aracı takip edebiliyor. Yani gayet başarılı. Eski modelde 60 km hıza kadardı bu sistem. Bu modelde değiştirdiler. Direksiyon gayet hoş. R-Line 6 düz. Active Info Display yani dijital kadranın kalitesi üst seviyeye çıkartıldı arkadaşlar. Çözünürlüğü çok başarılı. Gayet net yani pahalı araba markalarından bile daha güzel diyebilirim. Volkswagen yine burada çok iyi iş çıkardı. Güvenlik sistemleri, medya, navigasyon vesaire görebilirsiniz. Tamamen full ekran yapabilirsiniz. Veya şu şekilde de görebilirsiniz. Bu ekran, bu kadran yeni. Şu ekranın çevirmeli düğmesi yok. Yani olsaydı çok daha iyi olurdu. Ses ayarı bile dokunmatik. Ama çok hızlı. Otomatik modu var vesaire. İlk kez kablosuz şarj sistemi var gördüğünüz gibi. Telefonunuzu buraya koyduğunuz zaman otomatikmen şarj oluyor arkadaşlar. Şu şekilde koyacağım ve şarj olduğunu göreceksiniz. Görüyorsunuz. Şu anda Hollanda'dayız. Breda tarafındayız arkadaşlar. Sizler için yeni nesil Passat'ı test ediyorum. Birazdan otobana çıkacağız. Test uzun olacak. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. Bu arada tek tek hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar ilginizden dolayı. Sizler beğendikçe sizlere bu şekilde yeni lüks araçları tanıtmaya devam edeceğim. Alaaddin 61 YouTube'u takip etmeye devam edin. Bu yeni nesil Passat'a dönecek olursak
sesle komut verme sistemi de var. Yani değişik markalarda olduğu gibi. Ve 1.5 olmasına rağmen gayet başarılı, yani gayet seri bir araç. Bunu beklemiyordum. Yani eski kasalarda 1.4-1.2 motorlar gayet bayağı yavaştı arkadaşlar. Bu araç öyle değil. Turbosunu galiba büyüttüler. Bu şekilde çok daha seri bir araca dönüştü. Sollamalarda kesinlikle dağlı yollarda veya sollamalarda kesinlikle sizi zorlamayacaktır. Şu saatin gitmesi beni üzdü. Analog bir saat vardı. O gayet güzeldi. Şimdi aydınlatılmış bir Passat yazısı var. Benim bayıldığım başka bir sistem ise, bu araçta yok ama onu da seçebilirsiniz. Seçeneklerde var. Kör nokta uyarı sistemi. Yani aynada bir ışık var. Kör noktanıza biri girdiği zaman, bir araç girdiği zaman orası ışık veriyor, sizi uyarıyor. Adeta geri bile itiyor sizi şeridinize. Ve beğendiğim başka bir şey Passat'ta. Şimdi mesela pahalı markalara baktığımız zaman, premium markalara baktığımız zaman, Mercedes, BMW, Audi'ye baktığımız zaman bu aracın en dolusunu çok daha ucuza mal ettirebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Yani pahalı markalarda en dolusunu aldığınız zaman yani kesinlikle çok pahalı oluyor. Yani Passat'ın en dolusu o markaların en boşu, yani öyle söyleyeyim size. Ve bu detayı da beğeniyorum yani. Uzatmalı ön koltuklar var, yani baldır desteği var. Yol tutuşuna gelecek olursak, yani ses yalıtımı çok iyi. Zaten çok iyiydi Passat'ta. Ve konfor üst düzeyde arkadaşlar. Passat araçları çok rahattır. Ve tam bir aile arabasıdır arkadaşlar. Özellikle R paketini aldığınız zaman, R-Line paketini aldığınız zaman bu araçtaki gibi çok güzel, çok konforlu bir araca dönüşüyor arkadaşlar. Ben zaten görüntüsü spor olsun ama araç konforlu olsun diye isterim her zaman. Bu araçta tam istediğim gibi. Ayrıca yakıtı da çok iyi, benzinli olmasına rağmen. F1 vites kolları var. 7 ileri otomatik şanzıman için kendiniz vites değiştirebilirsiniz. Şurada M3, M2 falan yazıyor gördüğünüz gibi. Ve şu artı düğmesini basılı tuttuğunuz zaman yine otomatik moduna geçiyor. Şöyle basılı tuttuk ve otomatik moduna geçti. Yanlış bölgeye girmeyelim. Spora da şu şekilde alıyorsunuz. Şunu bir kere aşağı dokunduğunuz zaman sporda orada S harfini görebiliyorsunuz. Bir kere daha aşağı bastığınız zaman D'yi alıyorsunuz. Karartan iç aynamız var, karartan dış aynamız var. Karartan ayna ne demektir arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyorum. Akşamdan aracı sürdüğünüz zaman arkadan gelen ışıklar, yani araçlardaki farlar, farın ışığı sizin gözünüzü almasın diye burası kararıyor. İçinde bir sıvı var. Bu şekilde siz gece de çok rahat seyahat edebiliyorsunuz. Normal otomatik D'de bayağı fark ediyor. Sporu aldığınız zaman araç ben buradayım diyor. Gaza dokunduğunuz anda gitmek istiyor. Bu da başarılı. Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni nesil Passat hakkında arkadaşlar? Yani Skoda Superb ile karşılaştırmaya gerek yok. Şuradan bir M5 F90 gidiyor gördüğünüz gibi, 600 beygir gücünde. Onun testini de Alaaddin61 YouTube'da görebilirsiniz. McLaren, AMG'ler, M'ler, Audi RS'ler, testlerin hepsi yayında arkadaşlar. Geri görüş kamerası da gayet net. Volkswagen ambleminin altından çıkıyor.
Yani her zaman temiz kalıyor. Bu detay da çok önemli ve çok güzel bence. Biraz da şehir içi turlayalım. Şuradan zoom yapabiliyorsunuz haritaya. ...3D görünüm var. Dijital hız göstergesi de var. Gördüğünüz gibi. Yani otomatik araçlar çok rahat oluyor arkadaşlar. Vitesli arabalar tabii daha çok keyif veriyor olabilir ama çok araba sürdüğünüz zaman otomatik gayet rahat. Hiç uğraşmıyorsunuz. D'ye alıyorsunuz. Basıp Türkiye'ye kadar gidiyorsunuz mesela. Ben hep öyle derim. Ben bu aracı alsam Aquamarine mavi çok beğendim ama içini kesinlikle Viyana deriden alırım ve açık renk bej olabilir. Yani karamel rengi olabilir. Yani açık kahverengi olabilir. O renkte alırdım. Şurada da gördüğünüz gibi multimedya sistemini alabilirsiniz. Hafıza kart girişleriyle o seçenek de var Audi'lerdeki gibi. Adaptif hız sabitleyici ayarları burada. Mesafe ayarı da var. Bu şekilde arkadaşlar, lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde sizlere çok daha güzel testler gelecek, emin olun. Türkçe diyorsunuz da bazen zaman yetmiyor, olmuyor, sizleri kırıyorum. Bunda da kusura bakmayın. Her seferinde İngilizce olduğu zaman altyazı eklemeye çalışıyorum. Bazen de zaman yetmiyor. Bu konuda da lütfen beni anlayın. Anlayışla karşılayın. Görüyorsunuz, elimden geldiğini yapıyorum size. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın ve yorum yapmayı unutmayın.